Merhabalar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü özel programımıza hoş geldiniz. Konuğumuz Schneider Elektrik Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı İsmail Yabangil. İsmail Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Didem Hanım. İsmail Bey, herkes, bütün iş dünyası sürdürülebilirlikten bahsediyor. Herkesin gündemi sürdürülebilirlik, özellikle son dönemde. Sürdürülebilirliğin 3 boyutu var, çevre, sosyal ve yönetişimsel olarak. Biz bugün çevre boyutundan bahsedeceğiz. Nasıl görüyorsunuz iş dünyasında çevresel sürdürülebilirlik açısından farkındalık var mı? Yoksa sözden ileri gitmiyor mu? Eylem düzeyi ne boyutta? Yorumlarınızı alalım. Teşekkürler Didem Hanım. Şimdi farkındalık boyutuna geldiğiniz zaman bence önemli yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Bunu nereden çıkararak söylüyorum? Şunu görüyorum. İş dünyasında birçok şirkette artık ESG dediğimiz Environmental Safety Governance konusunda roller oluşturuldu. Bununla ilgili departmanlar kuruldu. Artık şirketlerin yönetim seviyesi kademesinde roller var. Demek ki artık bu konuda bir yatırım yapmaya şirketler karar vermiş ve bu yatırımlar da gerçekleşmiş olmalı ki bu kişileri, bu rolleri görüyoruz. Farkındalık boyutunda bence oldukça iyi durumdayız. Fakat tabii tek boyutu konunun farkındalık değil ne yazık ki. Konulan hedeflerin neresindeyiz diye baktığımız zaman hala çeşitli araştırmalar hedeflerden oldukça geride olduğumuzu gösteriyor. Bir tanesi bunun Birleşmiş Milletler kalkınma amaçları, hani sürdürülebilir kalkınma amaçları ile ilgili son yayınlanan bir rapor var. Uluslararası Enerji Ajansı'nın. Orada görülüyor ki şirketlerin sadece %15'i koyduğumuz hedeflere doğru ilerliyoruz diyorlar. Yani %85 geride anlamına geliyor ne yazık ki. Bilime dayalı Science Based Facts diye bir şey var. Bilime dayalı hedefler diye bir organizasyon var. Ona son 5 yılda binlerce şirket üye oldu. İşte orada belli ilerlemeler kaydetmek sözünü verdiler. Komit ettiler. Fakat onlarla ilgili bir araştırma yapılmış. Onların da sadece %8'i koyduğumuz hedeflere ulaşıyoruz diyorlar. Dolayısıyla hani hedeflere ulaşmak konusunda, sürdürülebilirlik konusunda gerideyiz. Bilinç hızlı artıyor. İkiz dönüşüm konuşuyoruz biliyorsunuz. İşte dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, birçok şirket bunu bir arada yapmaya çalışıyor. Birbirlerini de destekleyen aslında süreçler. Bunun dijital tarafında, yani dijital dönüşüm tarafında da aslında benzer istatistikler söz konusu. Şirketlerin %91'i biz buna artık kaynak aktarmaya başladık diyor. Fakat sadece %23'ü istediğimiz yerdeyiz diyorlar. Bizim gördüğümüz şöyle eksikler var. Yani şöyle sorunlar yaşanıyor. Her iki, yani bu ikiz dönüşümden ya da sürdürülebilirlik tarafında da geçerli. Bir tanesi bunların çok kompleks süreçler olarak algılanıyor. Yani bu sürdürülebilirlik yolculuğu ya da işte dijital dönüşüm de çok benzer. Bu yolculuğa çıkacağım dediğiniz zaman genelde şirketlerin ilk beklentisi ve kişilerin de belki üst düzey yöneticilerin de ilk beklentisi şu. Bir ürün ya da bir yazılım alınsın ve ertesi gün bütün hedeflere ulaşılsın gibi basit bir beklentiden yola çıkılıyor. Fakat tabii yapılması gereken yol haritası ortaya çıktığında işte bir strateji oluşturalım. 2025'teki hedefinle işte karbon, sınırda karbon vergisiyle ilgili yapılması gerekenler var. 2025-30 şirketler böyle hedefler koyuyorlar. 50. Bunlarla ilgili bir uzun bir yol haritası çıkıyor. Yapılması gereken yatırımlar var. Onların belli bir sırayla yapılması lazım. Takip edilmesi gereken metrikler var. O metrikleri görünür hale getirmek lazım ki takip edilmesi gerekirsin. Yani takip edilebilsin. Dolayısıyla bunların hepsini düşününce çok böyle beklenenden çok daha kompleks bir şeyle karşılaşıyor. O böyle biraz adım atılması konusunda şey yaratıyor, tereddüt yaratıyor gibi görüyoruz. Bir diğeri teknoloji bildiğiniz gibi sürekli ilerliyor. Yani bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Bu sene yapmaya çalıştığınız şeyi bir dahaki sene çok başka bir teknoloji ile yapabilirsiniz. Hı-hı. Bir tane örneği mesela geçen sene bu zamanlar belki ChatGPT'nin adını yeni duymaya başlamıştık. Şu anda dördüncüsüyle inanılmaz videolar çıkıyor karşımıza. İnsanlar acayip şeyler yapmaya başladılar. Yani teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki şirketlerde biraz atalet yaratıyor diye düşünüyorum. Çünkü bir yolculuğa çıkıyorlar, bir yatırımlar hesaplanıyor, bir teknoloji baz alınıyor. Fakat yolda görülüyor ki yeni bir teknoloji geliyor ve belki de çok daha işte uygun maliyetlerle çözülebilir. Deniyor ki biraz daha mı beklesek gelişmesini. Fakat dünyanın ne yazık ki bekleyecek bir durumu kalmadı. Bu atalet şirketleri biraz alıkoyuyor diye görüyoruz. Finansal yatırım açığı hala tabii ki var. Yetenek açığı hala var. Yani hem dijital dönüşüm tarafında hem sürdürülebilirlik, çevresel sürdürülebilirlik tarafında bu bilinçle yetişmiş insan kaynağı, bunun üstüne yetişmiş insan kaynağı bulmakta şirketler hala sıkıntı çekiyorlar. Dolayısıyla bu konuda büyük açıklar var. Bizim gördüğümüz kadarıyla biraz strateji
eksikliği de var. Yani çok içeride başlıyor. Internal tartışmalarla başlıyor şirketlerde bu süreçler. Müşteriye ne sağlayacağız? Müşterinin bu konuda bizden beklentisi ne gibi konular o kadar göz ardı edilebiliyor ki bazı şirketlerde. Sonuçta bakıldığı zaman şirkete finansal olarak aslında hizmet etmeyen bir yere gittiği görülebiliyor. Müşterilerin beklentisi karşılanmadığı için ve ondan vazgeçilebiliyor. Halbuki çok güzel örnekler paylaşacağım sizle. Aslında bir arada düşünüldüğünde, yani bu bütün şirketin kar etme güdüsü ve sürdürülebilirlik amaçları bir arada düşünüldüğünde çok güzel örnekler yaratılıp finansal olarak da iyi sonuçlar çıkabilir. Fakat dediğim gibi hem internal hem external paydaşlarla, iç ve dış paydaşlarla beraber düşünülmesi, onların beklentilerinin hepsini karşılayan bir yolculuğa çıkılması gerekiyor. Bunu görüyoruz. Bunun dışında bütün şirketlerin yaşadığını tahmin ettiğimiz değişim dönüşüm yönetimi ve liderliğin bu konuya sahip çıkması. Yani liderlik daha çok böyle finansal tablolarda aşırı neşir, belki konfor alanı orası. Ama bu çok başka bir konu. Dolayısıyla hani buna sahip çıkan, bunu devamlı izlediğini gösteren ve takip ettiğini gösteren liderlere ihtiyaç var şirketlerde. Şu anda bu gibi eksikler görüyoruz açıkçası. Çok önemli bir konuya değindiniz aslında. Sürdürülebilirlik ve iş stratejisi artık birbirinden iki ayrı konu olarak hiçbir zaman düşünülemezdi. Şu anda tamamen kesinlikle birlikte yürütülmesi gereken bir süreç. Çünkü dediğiniz gibi insan kaynaklarından yönetim süreçlerine, lider bakış açısından finans kaynaklarına ulaşıma kadar her alanda iç içe gidiyor. Ve aslında kurumların bütünü hem içeride kabul edilmesi gerekiyor, hem dışarıdaki etkenlerin yönetilmesi gerekiyor. Bu süreçte de, tüm bu sürecinde ekonomiden ayrı tutulamayacağını biliyoruz. Dediğimiz gibi artık sadece çiçek, böcek, ağaç değil sürdürülebilirlik. Gerçekten yarın var olabilme meselesi. Bu kapsamda Schneider Elektrik aslında çok güzel işlere, çok rehber, liderlik edecek sektöre işlere imza atıyor. Bunlardan biraz bahsetmenizi rica edeceğim. Tabii bahsedebiliriz. Öncelikle bu sürdürülebilirlik, çevresel sürdürülebilirlik ve finans tarafının iç içe olduğuyla ilgili geçen hafta katıldığım bir Harvard Business Review'in organizasyonunda çok güzel bir sunum izledim. Sunumda basitçe anlattığı şey şuydu: Total Shareholder Return, toplam yatırımcı faydası diyelim. Toplam yatırımcı faydası üstüne bir ölçüm yapılmış. Üç tip şirketlerin bildiğiniz gibi bir karlılık güdüleri var. Yani kurulan her ticari organizasyon kar etmek istiyor ve büyümek istiyor. Bu ikisi bütün şirketlerin refleksi. Şimdi artık üçüncü bir konu geldi. Üçüncü konu da sürdürülebilirlik, çevresel sürdürülebilirlik. Bütün kamuoyu baskısı bu yönde oluşuyor ve şirketler bu yönde de adım atmak zorundalar. Amerikan borsalarında bir araştırma yapılmış. Sadece karlılıkta aynı grupta bulunduğu şirketlerden daha iyi perform edenler, sadece büyümede aynı grupta bulunduğu şirketlerden daha iyi performans gösterenler ve sadece sürdürülebilirlik konusunda daha iyi perform edenler ve çeşitli şekilde bunların kesişim noktaları üstüne. Her üçünün birden kesiştiği, yani hem karlılık noktasında, hem büyüme, hem sürdürülebilirlik noktasında içinde bulundukları rekabetten daha iyi performans gösteren şirketlerin total shareholder return, toplam yatırımcı faydasında diğer bütün kesişimlere göre 2 puan daha fazla yatırımcısına fayda getirdiği ortaya çıkmış. Bu da gösteriyor ki bu üçünü bir potada eritebilen şirketler, aynen, yatırımcılarını daha fazla yatırımcı çekmek konusunda avantaj elde edecekler. Bugün yani borsada 2 puan yatırımcı için oldukça önemli bir getiri. Bu tarafı var. Şimdi Schneider Elektrik olarak biz neler yapıyoruz, ondan da biraz bahsedeyim. Aslında Schneider Elektrik şirket olarak hakikaten çok şanslı bir konumda. Çünkü enerjinin geçtiği her noktada varız ve orada yaptığımız en ufak bir iyileştirme çok farklı noktalardan sürdürülebilirliğin o 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinin bir tanesine, iki tanesine, beş tanesine, hani çeşitli noktalardan muhakkak dokunuyor. Türkiye'den bir iki örnek vereyim. Mustafa Kemal Paşa Organize Sanayi Bölgesi'yle Bursa'da bulunan bir proje yaptık. Bize enerji kesintileriyle ilgili, çok fazla enerji kesintisi olduğu yaşadıklarıyla ilgili bir başvuruyla geldiler. Servisler ekibimiz orada araştırmalar yaptı ve şunun farkına vardık. Organize Sanayi Bölgesi, leyleklerin biliyorsunuz Mustafa Kemal Paşa Organize Sanayi Bölgesi Manyas ve Uluabat göllerine çok yakın bir yerde ve orada oldukça fazla kuş
nüfusu var. O yüzlerce tür farklı kuş yaşıyor ve özellikle leyleklerin o havai hat, enerji hatlarında ne yazık ki yuva kurmaya çalışırken çarpıldıkları ve çarpıldıkları sırada da enerji kesintisine uğradığı organize sanayi bölgesinde bulunan fabrikaların ortaya çıktı. Tabii fabrikalar için durmak, her durdukları saniye bir kayıp, finansal karşılığı var, kayıp olarak görüyorlar. Hem onu engellemek hem de leylek, yani kuşların göç yollarında güvenli bir şekilde o göçü tamamlayabilmelerini sağlamak ve ölmelerinin önüne geçmek gerekiyordu. Bir proje yaptık. Hem enerji altyapılarını dijitalleştirdik hem de havai hatları yer altına aldık aynı proje kapsamında. Şu anda hem leylek ölümlerinin %100 önüne geçmiş olduk hem de enerji kesintisi %100'e yakın kesildi ve şu anda iki taraflı bir mutluluk oldu. Hem ekonomik olarak çok pozitif çıktıları var Mustafa Kemal Paşa OSB'nin, hem de ekolojik olarak çok fayda sağlamış olduk. Bir başkası, şu anda henüz müşterimizle izin aşamasında olduğumuz için ismini veremiyoruz ama önemli bir şehrimizin, Türkiye'deki en büyük 5 şehirden bir tanesinin su yönetimiyle ilgili bir yazılım ve donanımdan oluşan bir kurulum yaptık. Orada da su kayıp kaçağının önüne geçtik. Ben de bu konuyu bir elektrik mühendisi olarak yeni öğrendim ama su şebekeleri biliyorsunuz göz önünde değil. Şehirde binaların altında, yolların altında kilometrelerce uzunluğunda bir ağ var. Ve şunu öğrendim ki o şehrimizde su kayıp kaçağının seviyesi %25'e yakın. Yani 4 birim gönderilen sudan sadece 3 birimi bizlere, evlere, iş yerlerine, otellere ulaşıyor. 1 birimi yolda, hatlarda kayıp oluyormuş. Bu kaybın çeşitli ekonomik şeyleri var. Bir tanesi, bir defa hani o kayıp ettiğiniz suyu faturalayamıyorsunuz. Dolayısıyla orada bir ekonomik kayıp var. Su kaybı zaten hani ekolojik olarak çok önemli, belki enerji konusundan daha önemli bu sürdürülebilirlik, çevresel sürdürülebilirlik konuştuğumuz zaman. Herkesin hakkı olan, yani bütün canlıların hakkı olan bir kaynak su. Su kaybı var. O su içilebilir hale getirilmek için çeşitli kimyasallarla şartlandırılıyor ve o kimyasallar toprağa karışması gibi bir sıkıntı vardı. Kayıp olan suyu da sonuçta bir pompayla, size enerji kullanan bir altyapıyla, yani pompayla o hatlara basıyorlar. O hatlara bastığımız zaman bir enerji, yani kayıp suyu da hatta bastığınız zaman enerji kaybı oluyor. Kurduğumuz sistemle o su kaybını önemli ölçüde azalttık ve bu olumsuz, hem ekonomik hem ekolojik bütün olumsuz konuların önüne geçen bir çalışma oldu. Oldukça değer verdiğimiz bir çalışma. İnşallah Türkiye'de örneklerini arttırmak üzere hem ben hem ekibim tüm su otoriteleriyle ve belediyelerle yakın bir şekilde çalışmaya çalışıyoruz. Son örneğim yurt dışından. Bu da bence şu bakımdan önemli bir örnek. Siz de başta saydınız, sürdürülebilirliğin çok boyutu var. Enerji bunlardan bir tanesi. Enerji boyutundaki bir, ya enerji verimliliği ile ilgili bir çalışma yapıp diğer boyutlarını finanse etmek üzere bir yurt dışında çalışma yapıldı. John F. Kennedy Havaalanı Amerika'daki Schneider Electric'le beraber hem enerji altyapısını modernize etti hem de aynı zamanda bir solar kurulum yaptılar tüm çatılarına. Yani biliyorsunuz havaalanları, altyapıları oldukça fazla çatısı olan çok büyük binalar. Dolayısıyla oldukça fazla enerji üretmek mümkün o binalarda. Hem kendi ihtiyaçlarını karşılamak gibi bir fayda elde ettiler. Dolayısıyla enerji den acayip bir tasarruf söz konusu. Enerji maliyetlerinden önemli bir tasarruf söz konusu. Aynı zamanda şebeke özellikle yoğun kış koşullarında Amerika'da çok kesintiye uğruyor. Şebekeye bağımlılıklarından kurtuldular. Diğer yandan emisyonlarını, tabii ki biliyorsunuz yine bu altyapılar çok fazla emisyona sebep olan altyapılar. Emisyonlarını önemli ölçüde kısıtladılar. Yine buradan sağlayacakları tasarrufla da dediğim gibi diğer sürdürülebilirlik inisiyatiflerini finanse etmek üzere bir çok yıllık bir plan yaptılar ve artık finansmanı konusunda da endişelenmelerine gerek yok. Dolayısıyla böyle çok boyutlu projeler. İki tane yurt içinden, bir tane de böyle yurt dışından size verebilirim. Schneider Elektrik olarak imza attığımız projeleri. Gerçekten çok önemli projeler. Çünkü dediğiniz gibi sürdürülebilirlik bakış açısıyla yapılan iş hem doğayı koruyor, hem verimlilik sağlıyor, hem tasarruf sağlıyor. Dolayısıyla bu bütüncül yapıya geçiş ve bu bakış açısı değişikliğine gerçekten ihtiyacımız var. Çok teşekkür ediyorum değerli bilgiler için. Ben çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Tekrar görüşmek üzere. Çok sağ olun. Evet, konuğumuz Schneider Elektrik Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı İsmail Yamangil'di. Görüşmek üzere.